Östakio Mamani için kayıpla geçen bir yıl oldu. Çiftçi Mamani tarlasına her gittiğinde son aylardaki aşırı iklim koşulları aklına geliyor. Çipayalar 4000 yıldan fazla bir süredir Çorak Ant Dağları'nda yaşıyor. Ancak son zamanlarda iklimdeki aşırılıkları burada 3000 metreden fazla yükseklikte hissetmeye başladılar. Tehlike birdenbire yukarıdan geldi. Şimşek ve gök gürültüsü. Kötü havalarda koyunlar bile öldü. Böylesi daha önce hiç olmadı. Yağmur hiç bu kadar yoğun ve gök gürültülü yağmadı. Östakio'nun mahsulü bu yılki sel nedeniyle büyük oranda heba oldu. Diğer çipayalar da kendi bölgelerinde iklimin nasıl değiştiğinin farkında. Bazen uzaklara gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü aşırı hava koşulları artıyor. Önce kuraklık ayları, sonra aniden şiddetli yağmurlar. Meralarımız böyle bozuldu. Eskiden böyle değildi. Çipaya bölgesindeki ant buzulları küçülüyor. Bu küresel ısınmanın bir sonucu. Daha az donmuş su, daha uzun kuraklık sürelerine neden oluyor. Topraklar ve nehirler gitgide kuruyor. Çipayalar bu çorak ant platosunda binlerce yıldır hayatta kalmış. Şimdi bıçak kemiğe dayanmış durumda. Sadece tek bir bitki çeşidi bu kuru ve tuzlu toprağa dayanabiliyor. Kinoa. Protein içeren süper gıdaların kökeni çipaya topraklarında. Şimdiye kadar kinoaya olan talep, yerli halkın çoğunun bir geliri olmasını sağladı. Ancak nihayetinde aşırı hava koşulları kinoa hasadını bile tahrip etti. Ani kötü hava koşullarından sonra Çipaya'nın tüm alanları su altında kaldı. Kupkuru olan ırmakların nasıl taştığını cep telefonlarıyla belgeliyorlar. Östakio, köydeki hemen hemen herkes gibi sel sonucu kinoa hasadını kaybetti. 63 yaşındaki çiftçi, mevsimler birbirine karıştı diyor. Daha da kötüye gidiyor. Felaketler artıyor. Taşkınlar yüzünden oradaki köyün etrafına bir baraj yapıldı. O olmasaydı su tüm evleri yok ederdi. Burada yaklaşık 2000 çipaya yaşıyor. Güney Amerika'nın en eski halklarından birinin son soyu. İklim değişikliği yüzünden kendi dili ve kültürüyle çipayaların tamamen ortadan kaybolan ilk topluluk olması oldukça muhtemel. Çünkü aşırı iklim koşulları geleneksel geçim kaynaklarını tahrip ediyor.